Merhaba arkadaşlar. Köyümüzün dağlarından size selam vermek istedim. Benim oğlanlar böğürtlen topluyor. Size bizim için çok önemli olan bir şeyin ana kaynağını göstermek istiyorum. Canlı su, canlı su diyoruz ya, Aydın Salih'in kitabında tarif edilen canlı su. Canlı su dağdan çıkan hareket halindeki su demek ve biz asıl vücudumuzun ihtiyacı olan şey o. Biz hep durgun suları tüketiyoruz ve vücudumuz asıl ihtiyacını karşılayamıyor o yüzden. Bakın, burası bizim köyümüzün dağlarının Kaynarkaya dediği bir bölge. Burada şu anda kaynayan yerlerden, bildiğiniz dağdan kendisi su fışkırıyor ve orada Allah'ın lütfuyla bir kumlu bölge oluşmuş. İnce kumlu bir bölge kendiliğinden. Oradan 3-4 yerinden bakın. Ve buradan içilen, yani buraya bardağımızı daldırıyoruz. Buradan içilen su canlı suyun en canlısı. Bakın. Bu insan eli değmemiş bir yer burası. Ve inanılmaz güzel buz gibi bir suyu var yaz kış. Şu anda Ağustos ayının son günlerini yaşadığımız halde buz gibi bu su. Ben buradan su içeceğim şimdi. Evet, annem de bölgemizi tanıttı. Merak ederlerse Çankırı, Kurşunlu, Sarıalan köyünün dağı burası. Merak edip gezmek isteyenler Mahir Akbulut'a ulaşabilir. Bayılır gezdirmeye herkesi. Gelin misafirimiz olun burada. Ve bu canlı sudan nasiplenin inşallah. Yani her yerde, her bölgede vardır. Ben bir örneğini göstermek istedim. Bu mucize gibi bir şey. Çünkü tam o kaynayan yerlere arkadaşlar dümdüz bir sopa sokulduğunda aşağı doğru kayıyor sopa. Tıkanıp kalmıyor bir yerde. Çünkü o kaynayan yerlerde boşluklar var. Ve tam yer altından fışkırarak geliyor bu su. Şöyle göstereyim. Devam ediyor. Ve dağların arasından uzanıp gidiyor. Burada kanlıca mantarı da buldum az önce. 3-4 tane. Anneciğim, babam. Kuşburnu ve kızılcık toplayacağız dağlardan. Orijinal. Arkadaşlar bakın, sopayı sokuyorum. Sopayı sokuyor, içeri doğru gidiyor. Ama çok düz bir tam deliğinin olduğu yere düz bir sopa sokulduğunda içeri doğru kayıp gidiyor. Böyle, ama orayı bulandırma. Ben oradan su içeceğim. Bulanma. 10 saniye içinde aynı hareketi al. Bana canlı sudan bahsettiğim, çok bilgili olduğunu iddia eden insanlar bile o ne, canlı su ne demekmiş diyenler oldu. Bu bir bilgiyi vermek istiyorum. Ama Aydın Salih'in kitabındaki su bölümünden ayrıntıları okuyabilirsiniz. Bununla ilgili kendi evimizde suyu nasıl canlandırabiliriz diye bir videoda çekeceğim. Şöyle de kendimi göstereyim. Selamlar doğadan tüm arkadaşlara. Göster. Selam herkese. Hoşça kalın.